da bize anlatıyor. Bu arada Malatya'da 3 günlük yasak kararı verildi. Etkinlikler işte bu 3 gün boyunca. Ne kadar şöyle demişler, şöyle yani, diyorlar, anma etkinlikleri yani şöyle ama işte toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, her türlü karşılama, uğurlama mesela bu. Neye giriyor acaba? Tamam mı? Ha, mesela CHP'nin örneği milletvekili heyetleri gidecek ya. Sonrasında var. Test edelim. İstisnası vardır onun. İstisnası vardır. Evet, parantez için bir şey var mı? Halifeli falan istersen. Parantez. Yeşil bayraklarla. Stant açma. Tevhid bayrakları. Hatta kurma. Adliyede hani de şeriat isteriz zaten diye bağırılabilir. Bildiri ve broşür dağıtma. Bak afişle pankart asma. İmza kampanyası düzenleme gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinliklerle bu eyleme destek yani vermek bireysel amacıyla. Bireysel mi anma yapabileceğiz yani tek başımıza? Nasıl anma olacak onu bilmiyoruz. 3 gün boyunca anılacaksa biz anarız. Bizden ha, yani anacaksak biz anarız. Devlet eliyle anarız. Zaten başında işte. Şöyle bir anacak olan da biziz. Şöyle bir cümle var yani başında zaten. Diyor ki 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler falan diye sıralanıyor. Kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma, kutlamalar, spor faaliyetleri. Tamam ama devamı işte sonrasında işte toplanma, yürüyüş vesaire parti diye gidiyor bu sefer. Parti devleti anar ama parti devleti dışındaki hiçbir siyasi. Şimdi yani karşılama falan diyor ya Cumhurbaşkanı oraya gittiğinde ne oluyor? O kamu kurumu. Araç konvoyu. Oturma eylemi. Oraya giderken Cumhurbaşkanı orada bulunduğu sürece AK Parti Genel Başkanı'na döneceğiz ama gene Cumhurbaşkanı. Basın açıklaması. Yani bakalım artık bunları işte öğreneceğiz. Şimdi bu ekrandaki görüntüler de aslında onu bir tam ekran verelim. Burada tabii bu felaketin öncesi yani 2019 galiba önceki görüntüler yani yakın zaman yani. Böyle bir yılda ne kadar enkaz nasıl kalkmış önce bir gösteriyor. Şeyi de var daha önceki hali sonraki hali yani deprem öncesi sonrası yerler de var. Şimdi, bazı yerlerde. Şöyle tamam. Elif ben şimdi de izledim bugün bunu. Hepsi öyle mi? Hepsi hemen hepsi şöyle. Çünkü şöyle bir yıl önce de depremden birkaç zaman sonra yıkım la beraber ortaya çıkan manzara ve sonrasında enkazla kaldırılan, yıkılan o hasarlı binalarla birlikte ortaya çıkan manzara. Yani işte mesela biraz sonra göreceğiz. Şimdi burada mesela burası Hatay'ın en önemli caddesi. İşte o en büyük caddelerinden biri. Bak sağındaki ve solundaki binalar gitti. Vinçler geldi. Yine yıkımın yarattığı manzara ve bir yıl içerisinde o binalar